Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Bize bu şambali tarifini öğrettiler. Tamam çok güzel sokak şambalisi gibi yaptık ama biz bu kıvamı niye tutturamıyoruz diye yıllardan beri düşünür dururum. Ben tam tadını yakaladım. Verdiğim şambali tarifini deneyenler biliyorlar. Evet tam tadını yakaladık. Oranları tutturduk. Fakat şimdi de kıvama ve rengi sıra geldi. Şimdi görmüş olduğunuz gibi çok basit malzemelerimiz var. Süt, karbonat, şeker ve irmik. Hepsini birlikte karıştırıyoruz. Mutlaka akşamdan hazırlayın bunları. Yani biraz buzdolabında bekleyecek. En az 12 saat. Azıcık içine tuz atın. Tuz her tatlıya atılması gereken bir malzeme bence. Sonra üzerine streç filmle kapatıyorum. Sütüm sıcaktı. Artık irmik onu yavaş yavaş çekecek. Yaklaşık 12 saat sonraki hali tam da bu şekilde. Bakın böyle. Elimi alıyorum. Ufalanıyor. Aslında içinde bir miktar su var. Bu ise ronda da ortaya çıkacak. Daha önceki tarifimde elimle yoğurmuştum. Fakat dedim ki bu sakız gibi kıvamı ancak irmiği incelterek elde edebiliriz normalde şambaliciler de bir numara irmik kullanıyorlar Biz bakkallardan marketlerden üç numara irmik bulabiliyoruz şimdi irmiği inceltme sırası tam da onlar gibi şambali yapma sırası rondo ya da el blenderı kullanabilirsiniz biraz çekin bakın böyle sakız gibi bir kıvam elde edeceksiniz sonra sade yağ ve birazcık da pekmezle birlikte tepsinin dibini güzelce yağladım Şimdi rengi tutturmak için biraz içine pekmez ilave ettim. Elimle de düzleştiriyorum. Kıvamını açtırmak için de 2 yemek kaşığı kadar su ekledim rondodayken. Siz sıkılmadan izleyin diye sesim biraz daha sonradan geliyor görüntüden sonra. Çünkü videolar gereksiz uzun bence. Anlayabileceğiniz kısalıkta yapmaya çalışıyorum. Tepsiyi güzelce düzledim. Şimdi şambaleciler gibi bir oranla bütün şambaleyi güzelce çiziyorum. Adeta çiziyorum aslında. Sonra da bir bıçak yardımıyla bu çizdiğiniz yerlerden derinleştirebilirsiniz çizikleri. Sonra da üzerine fındık, badem, işte fıstık, istediğiniz malzemeyi ilave edip yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. 165 hatta 150 derecelere bazen düşürüyorum. Yavaş yavaş pişirmeye gönderiyorum. 3 su bardağı şeker, buçuk su bardağı su ile birlikte koyu bir şerbet yapacağız. Sokaktaki şambalilerin içinde bildiğiniz üzere glikoz şurubu var. Onların lezzetleri biraz daha böyle yapış yapış ve boğazı yakan. Biz bizi tıkamayacak lezzetli bir şambal yapacağız bugün. Şimdi yarı pişme dönemi değil biraz pişmeye yakın bir zamanda fırından çıkardım ve bu göstermiş olduğum iz yerlerinden kesip tekrar fırınlıyorum. Bu sayede şerbeti çok güzel çekecek. Yaklaşık bir 10 dakika daha bir rengi dönene kadar fırınladım. Sonra sıcak tatlı, sıcak şerbet. İkisi de sıcakken birleştiriyoruz. Asla hamurlaşmaz merak etmeyin çünkü içinde un yok. Tamamen irmikten bir tatlı. Şimdi şöyle bir aralarını kontrol ediyorum. Güzel dibine kadar kesmiş miyim şerbet işlesin diye. Ve yaklaşık 4 saat sonraki hali ki ertesi günkü hali bence çok daha güzel oluyor. Biraz yaklaştıracağım. Şöyle size elimle böleceğim. içini göstereceğim. Çatalla böldüğüm zaman anlamazsınız. Şu kıvama bir dikkat edin. Şu sokaklardan aldığımız ya da o ünlü şambalicilerin kıvamına bir dikkat edin. Bakın gördünüz mü? Rondodan çektiğimiz zaman işte tam da böyle oluyor. Mutlaka rondodan çekin. Bunu yeni keşfettim ve sizinle de paylaşmak istedim. Bu bilgi daha henüz hiçbir yerde yok. Umarım siz de bu lezzetli şambaliyi dener ve beğenirsiniz. Bana destek olursunuz, yorum yaparsınız. Yeni yeni tariflerde, yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.